Adım Ege Kurt. Doğma büyüme İzmirliyim. Baba tarafım aslen Karadenizli. Annem Urlalı. Ben doğma büyüme Güzelbahçe'de doğdum, büyüdüm. Ailecek çalıştığımız için, aile işimiz olduğu için babamla bir oturup sohbetimiz oldu. Bugüne kadar hep arkanda durdum ve bundan sonraki vereceğin kararlarda da hep arkanda olurum dedi. Hayat senin, benlik hiçbir sıkıntı yok. Ne istersen onu yapabilirsin dedi. Okuyacaksan oku, spor yapacaksan spor yap, denize çıkacaksan denize çık. Ben bir baba olarak her zaman arkandayım dedi ve tam bugün 6 sezon oldu ben denize başlayalı. 6 sezondur gırgır balıkçılığı yapıyorum. Ve bu Ege bölgesindeki en genç reis olma adaylarından biriyim. Benim teknemde yaklaşık 16 kişi çalışıyor. Bunun makinisti var, ondan sonra ırgatçısı var, aşçısı var, botçusu var, merhamet yapanı var. Benim gibi 2 tane kaptan var. Burası kara gibi değil, burada şey olmak zorunda yani. Sırtını dayayacağım biri olmak zorunda. Yoksa yapamaz. Balıkçı insana böyle gibisinden bakıyorlar. Ha, ne iş yapıyorsun balıkçı? Şey var yani, o ön yargı var. İnanılmaz derecede var ya. Ben eşimle evlendiğim zaman kaynana, o zaman ben balıkçıyım. Neden? Eşinle kaynanam tapıyor bana. Zafer'cim bir 50 tane buz olup gelebilirsin. Tamam abi, geliyorum. Ankara'ya mesela bazen arkadaşlarımı ziyarete gidiyorum. En fazla 3 gün dayanabiliyorum çünkü binalar üstüme geliyor. Tekrar denize dönüyorum. Sen abi, yatağın sallanıyor. Ben tutunacak mıyım, uyuyacak mıyım? Ya da bir yemek yerken bir yere tutunuyorsun, yemek yemeye çalışıyorsun. Duş alırken sallanıyorsun. İnsan evinde sallanır mı duş alırken? Ya da yatarken hiç tutunma ihtiyacı duyar mı? İşte bunlar beni çok isyan ettiriyorlar. O yüzden her gün bu işi bırakıyorum ama bu işsiz de yapamıyorum her gün. Bizim avlanma saatimiz havanın kararmasıyla birlikte başlıyor. Berat yavaş, ağır. Tamam. Hadi bakalım rastgele. Yani bir ağda bir cihaz da alabilirsin. İflas edebilir. Bir ağda cihaz da kaybedebilirsin. Hani o rast gelsin sözcüğü var ya, bu tamamen oradan geliyor. İşte kuru fasulye ısladım akşamdan. Saat 3 gibi pişirmeye başladım. Hazırladım. Yanında pirinç pilavı yaptım. Yanında yoğurt verdik. Buzu
tutamış bu mantık. Tekrar paylaşacak mısın? Biraz sonra. Aç bunu, aç, aç, yürü. Gördüm abi, ben de öyle dibinden avalı böyle parça parça. Evet. Arlanıyorum ben. Aynen. Ne bileyim, kararsın abi istiyorsan. Kararlı mı, bunları bulamayız. Yakalım. Gel bakalım ya, gel bir yakalım ya. Abi şu anki yaptığımız olay, cihazımızda güzel bir balık bulduk. Lambamızı buraya yaktık. Bir süre boyunca bekleyeceğiz bakalım. Lamba balık toplayacak mı diye. Telsizden sürekli zaten iletişimde olacağız. Bizim de zaten cihazlarımız balığı görüyor şu an. Eğer toplamaya başlarsa bir süre bekleyeceğiz. Denize ilk çıktığım gün bayağı bir dalga vardı. Kendi kendime dedim, limana gittiğinde ben Evelyn, bir daha Elba'da. Gitmem dedim. Hani çünkü sürekli midem bulandı. Eve gittik. Sabah herkesten önce geri geldim. Bu şartlara uyum sağlamak da mesela. Evet, düşünsene 20 tane insanla sezon bitiriyorsun. Herkesin birbirine iyi geçinmesi gerekiyor. Mecbursun. Kasmaya geri gel kardeşim. Şöyle düşünün, 7,5 aydır sezon, 7,5 ay yani. Şu an 7 ayı devirdik, hatta geçti bile. 7 aydır sürekli beraberiz yani. Ben izne bir kere gittim, 10 gün. 7 ayda 10 gün ailemi gördüm sadece. Yani düşünün, sürekli arkadaşlara beraberiz. Yani mecbur ortamın iyi olması lazım. Anlaşmam lazım, sevmem lazım, pozitif olmam lazım. Ya tabii illaki üzüldüğümüz, tartıştığımız, şey yaptığımız zamanlar oluyor ama her zaman birbirimizi alttan aldık. Yani birbirimize bağırdık da, konuştuk da, sarıldık da, her şeyi yaptık yani 7 aydır. Biz buraya bir kurbetçiyiz abi, Hatay'dan geldik. İşin bitmesiyle tekrar açılması, sezonun açılması 4,5 ay biz boşluk zamanımızla. Bu 4,5 ayda da işte köyde değerlendiriyoruz, tarımla, çiftçilikle. Bağdan, bahçeden, hayvancılıktan uğraşıyoruz. Gırgırımız da gırgır ağ diye geçiyor. O ağla o lambanın etrafına ağ atıyoruz. Lambanın etrafını çevirdikten sonra ağın altını büzüyoruz. Yavaş yavaş makarayla birlikte tayfalarımız istif yapıyorlar ağı. O şekilde gemiye alıyoruz ağı. Bizim yaptığımız balıkçılık bu, avcılığımız bu. Thank you.
olsan abi. Bizden değerli Orkin olsun. Saat 4 civarı ağ attık. Allah bereket versin. Biraz bir şeyler vardı. Bir ekmek parası aldık. Şimdi limana dönüyoruz Mordan'a. Limana gelmek üzereyiz. 5 dakikaya yanaşırız. Ondan sonra balıkları buzlayarak arabaya, oradan Buca haline. Zaten önemli olan balık değil, balığı para ettirmek. Saat 5'te buradayız. En güzel balıkları taze balık alıp da müşterimize sunmaya çalışıyoruz. Bir kasa bundan, bir de granyoz. 5 kasa bundan. 5 kasa bundan verelim. Olur, olur abi. Bir buçuk kilo gelmesi lazım o balık. Bir buçuk kilo. Onu temizleyin, flat yapın, İstanbul usulü. Tamam. Gelecek, bir saat sonra gelecek. Tamam. Ben yaklaşık tabii 6 senedir bu işi yapıyorum ve yaklaşık 5 sene nereden baksanız haftanın 2 günü bu işi bırakıyorum. Ama yapamıyorum da deniz olmadan. Tekrar denize dönüyorum.